Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Ve saygılarımı sunuyorum bütün dostlara, bütün arkadaşlara, Sayın Bakanlarıma sözlerine başlarken. Önce tabii ki bir mesela teolojik bir dini ilgili üzerinde duracağız. Zaten onu söylemesem buradan sağlam çıkamam. Yani kendi açımdan söylüyorum. Onu bir kere vurgulayacağım çünkü dini kullanarak ya da İslam gibi birleştirici, bütünleştirici bir dini ayrımcılığın malzemesi yapmanın sadece entelektüel sorumsuzluk değil, ayrıca bir anlamda zamanın söküşü içerisinde, tarihin söküşü içerisinde dengini yitirmiş, mensubiyet duygularını yitirmiş ve aidiyet duygusunu yitirmiş insanların ciddi manada dindarda olamayacaklarını düşünüyorum. Onun için buna özellikle vurgu yapacağım. Ancak ben tabii Sayın Başkanım izin verirse meselenin üç boyutu var. Yani tartıştığımız konuyu üç ana başlık altında almamız lazım. Doğru bir çözümleme yapabilmek için. Birincisi bu etnik meselesinin tartışma boyutu felsefi anlamda ortaya konulması gerekir. Bir. İki, bu felsefenin politik stratejik hedefleri dönüştürülmesi açısından konuşulması gerekir ki bir de zaten 1962'de başlayan ama daha sonra 1980'den sonra Türkiye'de bu dış etkiye bağlı olarak İslam'ın yorumlanması açısından bakmak lazım. Üç. Ve bu üç hususlara önemli bir yer değinmek istiyorum. Şimdi felsefi manada ne diyor Kulak? Modern dönem biliyorsun, modernizmin egemen olduğu dönemlerde temellendirmesi dediğimiz ortak akıl, ortak kültür, ortak sistem geliştirme özellikle modern dünya görüşünün temel unsurlarından birisiydi. Her ne zaman ki 1960'tan itibaren Batı'da, başta Amerika Birleşik Devletleri'nde, sonra da Fransa'ya yansıyan postmodern diye bir akım çıktı. Şimdi postmodern akım Türkiye'de konuşulmuyor ama bütün meselelerin temelinde bu var. Fakat bizdeki tartışmaların daha ileriye giden tarihi tarafı var elbette. Ama son zamanlardaki felsefi temellendirmeler, dini temellendirmeler, efendim sosyoloji temellendirmelerin tümü bu postmodern bilgi sistemine dayanıyor. O nedenle felsefi, biraz belki anlatmakta zorluk çekebilirim, beceremeyebilirim ama şudur postmodern, postmodernite dediğimiz zaman bunun bilgi temeli şudur. Her cemaatin, her grubun, her etnik yapının kendine ait bir gerçekliği vardır. Siz eğer gerçekliği fark etmek istiyorsanız cemaatin içine dahil olmanız gerekir. Etnik grubun içine dahil olmanız gerekir. Dolayısıyla özel ve sınırlandırılmış kültürel gruplara dahil olmanız gerekir. İnsanları birlikte tutacak hiçbir bilgi yoktur. Bilginin temeli yoktur. Ortak sistemler kurmak için bilgi yetersizdir. Bilgide aşırı izafilik vardır. Dolayısıyla bu aşırı izafilik herkesin bilgisini kendi indinde bulurlar. Yani herkesin bilgisi kendine göre bulunur. Yani bir ayrıştırmacı yapı var. Bu ayrıştırmacı yapının içerisinde her cemaatin kendine göre doğru dini vardır. Her ayrıştırmacı yapının kendine göre doğrusu vardır. Her etnik yapının kendine göre doğrusu vardır. Biz dışarıda kimsenin doğrusunu reddedemeyiz diyorlar. Dolayısıyla ortak dili yoktur. Anlaşılan her cemaatin, her ayrışmış yapının kendine göre bilgisi vardır. Şimdi bu postmodern sistem dolayısıyla Batı'da gelişti. Batı bu sistemi, bu bilgi temelini hedeflediği toplumlara dönük olarak bir strateji olarak üretti. Bir politik ve stratejik model geliştirdi bunun üzerinden. O zaman dedi ki, özellikle hedef toplumlara ilişkin, mesela Türkiye'ye dönük olarak ister ABD merkezli, isterse Avrupa Birliği merkezleri yapmış olduğu yorumlamalarda, geliştirdiği stratejilerde sürekli olarak Türkiye'nin mozaik bir ülke olduğunu ve böyle giderse Türkiye'de etnik bir çatışmanın çıkacağını
mesela Amerika Birleşik Devletleri açısından bakarsak Rand Corporation'da Paul Hensin, efendim işte Grant Fuller'in Türkiye mozaik görünümlü bir yapıdır. Böyle giderse yakın zamanda bir iş savaşı çıkabilir. Vurgusunu yaparken diğer tarafta mesela 2008 Avrupa Birliği ilerleme raporuna bakarsak orada da terkinlerin aynı olduğunu görürüz. Yalnız bu terkinler iki yönlü terkinlerdir. Bir din merkezli ayrışmaya dayalı olarak terkinlerdir. Bir de etnik merkezli ayrışmaya dayalı terkinlerdir. Bunun altını çiziyor. Fakat şimdi diğer tarafta şunun üzerinde durmak lazım. Tabii dışarıdan böyle bir takım efendim yönlendirmeler var ama bunun tarihi çok eski belirler. Mesela 1820'den beri bizim bu coğrafya İncil ülkesi olarak görülmüştür. Daha eskisi var ya, İncil ülkesidir. Bu coğrafya böyle görülmüştür. Ve vaftiz edilmiş topraklar olarak görülür. 1820'de imparatorluk politikalarında teorik stratejilerde Türkiye adına çalışmakta Barnett raporlarına dayalı olarak. Yani bu coğrafyada İngiltere'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin öncü kuvvetleri dediğimiz mesyanik havariler etnik ve mezhep düzeninde ayrışma hareketlerini efendim temellendirirken buradan yazmış oldukları mektuplar var. Amerikan Boğaz Teşkilatı'nın bunlara yazmış olduğu mektuplar var. Bu mektupların toplamına 700 sayfalık Barnett raporlar vardır. Şimdi bu Barnett raporlarında efendim bu coğrafyaya gönderilen insanlara ne deniyor? Bir, fetih hareketine gidiyorsunuz. İki, bugün günümüzde mücadele kafanın kafayla algın vakti mücadelesidir. Üç, efendim vaftiz edilmiş yani efendim vaat edilmiş topraklara gidiyorsunuz. Dört, bu topraklar silahsız hastı seferiyle el getirilecektir. Şimdi tablo bu. Böyle bir tablo. Şimdi ben tarih üzerinde durmayacağım. Sanırım Sayın biraz şimdi bu konuda araştırması var. Bu konu detaylı olarak burasıdır. Şimdi uzun süredir bu ayrışma zaten bu coğrafyada yapıldı. Çünkü milli devletlerin, milliyetçi akımların, batı merkezli milliyetçi akımların devreye sokulduğu dönemlerde bu yapıldı. Bu yapılan efendim, ayrışmaya bağlı olarak işte Balkanlar'da, Osmanlı'nın her tarafında ayrışmalar başladı. Bu bir tarihi durum. Bunu unutamaz. Böyle bir geçmişimiz var bizim. Şimdi geldiğimiz nokta aslında o günden hiçbir farkı yoktur. Söylem olarak farkı yoktur. Efendim bu meseleyi ısıtıp ıslatan mutfakların bir farkı yoktur. Yani merkezler aynıdır. Merkezlerin bize takdim ettiği bakış açıları aynıdır. Dolayısıyla sunulan projeler aynıdır. Ve bugün yeni bir aşamada imparatorluk millet geleneğini parçalayan bu mesyanik faaliyet, mesyanik politik bu faaliyet bugün yeniden cumhuriyetin içerisinde yani milli devletin içerisinde yeniden bir takım etnik yapılar üreterek o hedefledikleri misyonun ikinci parçasını gerçekleştirmek istiyorlar. Olay budur. Peki ama bir şairin bir şiirinde çok enteresan bir şey var. Düşünüyorum. Rum komşunun köpeği de affedersiniz kedisi de Rum mudur? Düşünüyorum. Rum komşunun kedisi de Rum mudur? Sonra anneme sordum. İyi anne, komşu Rum'un kedisi de Rum mudur? Annem cevap verdi. Dedi ki, Türkler kediciktir, Rumlar köpektir. Bu bir şiir. Bu neyi anlatıyor bize? Psikolojik ve kavramsal düzeyde nefrete dönüşen bir ayrışma. Yani Türkler Rum arasında ayrışma. Eğer alın kalıbında psikoloji olarak bir ayrışma bu şekilde dile dökülüyorsa, kavramlara dökülüyorsa orada ciddi manada ayrışma başlamıştır. Eğer ki bu bir etnik yapı olarak hazırlıksa o bir hazırlıktır. Dolayısıyla hakim olan onun üzerinde tahakküm oluşturması için zemin oluşturulur. Fakat şimdi diğer tarafta mesela Soğuk Savaş döneminde Almanya'da bir olay var. Aynı meseleyle ilgili olarak diyor ki taksiden bir koku geliyor. Bu koku
şu Doğu Almanlı komünist bir taksisinden gelmiş. Şimdi ona göre de o Doğu Almanlı komünist bir tek olduğu için onun efendim arabasından kokular gelmiyor. Halbuki arabada koku yok. Fakat öyle bir psikoloji algılığını üretmiş ki kendine göre ötek olarak gördüğü adamın arabası da kokuyor ve her şeyi de kokuyor. Şimdi bunları ne anlattım? Bugün Türkiye'de hem din açısından, hem siyasi açısından, hem de güya sosyolojik analizler yaptığı adına öyle bir durum ürettiler ki adeta bu ülkede yaşayan, kare dili yapmış, ortak kültürü geliştirmiş, ortak şuuru geliştirmiş ve tarihin kırılma anlarında birlikte mücadele etmiş, birlikte var olmuş. İyilikte ve kötülükte ortak özdeşleşme dediğimiz psikolojik birliklerini sağlamış, bu insanlar neredeyse birbirinden nefret eden, psikolojik olarak birbirini öteki gören, hatta dışlanması ve tahakküm edilmesi gereken bir yaratık şeklinde görme, gösterme, tanımlama biçimlerinin içimize çok ince biçimde, çok dolaylı biçimde sokulduğu bir gerçektir. Bunu kim malzeme edilmiştir? Siyasiler malzeme edilmiştir. Türkiye'de siyasiler bugün değil, bugünkü siyasetler değil. Ben politik manada konuşmam. Ama bir tespit yapalım. Bugün Türkiye'de hangi yakın zamanda siyasi iktidarın ileri kalkıp da efendim Diyarbakır'ı yıldız ilan etmedi. Bütün barışın efendim Avrupa Birliği'ne geçiş yolunu Diyarbakır bulduğunu söylemedi. Hangisi efendim bizim tarihsel olarak ortak değerlerimizi vurgulamak yerine, bizi bir zaman ortak değerleri vurgulamak yerine oyalmak için, hangisi efendim dini anlamdaki ayrışmaları göz kırpmadı? Hangisi efendim etnik yapı üretip onu efendim överek ya da bütün özgürlüklerin o çerçeveden geçtiğini söyleyerek bundan siyasi manada film toplamadı? Şimdi gerçek soralım. Bunu Özal mı yapmadı? Daha sonra hükümet mi yapmadı? Bir önceki mi yapmadı? Bugünkü mü yapmadı? Ha, bu 1980'den sonra başladı arkadaşlar. Ondan sonra genişledi. Daha sonra yayıldı. 2001'den itibaren de çılgınlığa çıktı. Olay budur. Olayın sosyolojik boyutu budur. Yani görünen tablo budur. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Bir kere etnik yapı dediğimiz zaman Türkiye'nin etnik yapısıyla ilgili Ali Kaya'nın Nebe'yle de burada görüyorum. Çok netiş bir çalışması var. Yani Türkiye'deki etnik yapı dediğimiz zaman bunu nasıl tartışmamız gerekiyor? Şimdi bu meselenin kültür boyutuyla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Bir, şimdi ister Kur'an açısından bakalım, dinler açısından bakalım, isterse kültürün işleyici açısından bakalım. İnsan olarak hepimiz, işte erkek bayan dediğimiz ortak insanlık kimliğini oluştururuz. Ondan sonra ne olur? İnsanlar arasındaki iletişime bağlı olarak kültür gelişir. Şimdi kültürün üç yönü vardır. Bir, kültür kimliği belirleyen boyutu vardır. Kültürün kimliği belirleyen boyutu vardır. İki, özgürlüklü boyutu vardır. Kültürün özgürlüklü boyutu vardır. Üç, kültürün aynı zamanda mücadele ve direniş boyutu vardır. Bunlar ne demek? Şimdi kendimizi ifade ettiğimiz zaman bir takım değerlerdir. Bu da nedir? Toplumun ortak etosu dediğimiz değerdir. Varlık, bilgi, değer anlayışı. Bir toplumun varlık, bilgi ve değer anlayışı o toplumun mükemmel aklıdır. Yani oluşturulmuş aklıdır. Bir milletin oluşturulmuş aklı vardır. Bu da nedir? Varlık anlayışıdır, bilgi anlayışıdır, değer anlayışıdır. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman Türkiye'de hangi etnik yapıdan bahsediyoruz Allah aşkına? Mesele Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulurken insanların ırk tahlilini mi yaptık devlet kurulur biz? Böyle bir şey mi var? Hayır. 1 Mayıs 1920'den Atatürk'ün konuşması, meclisteki konuşması şöyle diyor. Meclisi alemizi teşkil eden zevat yalnız Türk değildir. Yalnız Türk değildir. Yalnız Laz değildir. Fakat hepsinden mürekkep anasır İslamiye, yani İslam'a mensup unsurların samimi bir bütünlüğüdür.
Bakın bir daha koyuyorum bunu. Meclisi ve ailenizi teşkil eden zevat. Yalnız Türk değiliz. Yalnız Türk değiliz. Yalnız Laz değiliz. Fakat hepsinin mürekkep, anası İslamiye, yani İslam'a mensup unsurların samimi bir bütünlüğüdür. Keza 1 Mart 1922'de Türkiye halkı ırkan ve dine, tarihen ve fahsen, yani kültürel olarak birleşmiş, birbirine karşı karşılıklı saygı ve fedakarlık hissiyatıyla dolu, geleceği ve menfaatleri ortak bir topluluktur. Ortak bir topluluktur. Tabii ki milletler, tarihte, etnik yapı, dil, efendim, inançlar, değerler ortak bir millet olmanın unsurlarıdır. Fakat bir millet kurulurken sadece dile bağlı olarak kurulur. Böyle bir şey var. Ya da sadece bir etnik farklılık üzerinden kurulur. Böyle bir şey var. Devletler, milletler kurulurken ortak değerler ve ağırlık sistemesinde millet oluşturulur. Ve bütün insanlık tarihi böyledir. Eğer böyle değilse, o zaman bakın soruları soralım. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ni etnik ve dil farklılığına göre ayırırsak Amerika kalmaz. İngiltere'de İngilizleri böyle bir tasnife tutarsak İngiltere kalmaz. Fransa'yı böyle bir tasnife tutarsak Fransa kalmaz. Efendim ünlü Papa II. Jean Paul Polonya'nın etnik ayrışmasını sürdüğü Polonya kalmaz. Dünyada biz bir yavru kalmaz. Ancak milleti hakime dediğimiz unsur vardır. Bu milleti hakimeyle birlik olan, kaderde birlik yapan insanlar, değerlerde birlik yapan insanların ortak birleştiği bir vizyon vardır. Devletle millet öyle gelişir. Yoksa her türlü farklılığı siz bir devlet kurmanın gereği yaparsanız yanlış, sakat bir sosyoloji analizi yapılmış olur ve bugünkü duruma düşeriz. Bugünkü duruma düşenler hayır vaktimde söyleyecek çok şey var, kusura bakmayın. Biraz karıştı ama şimdi bugünkü duruma düşenler daha dün efendim Habertürk'te bir program yapılıyor. Bakın ne diyor? Şimdi İslam adına söyleniyor. Oraya geliyor. Teolojik problem var. Ciddi din problemi var. Bu din probleminin Türkiye'de üretilmesinin de tarafları var. Bunları da dürüstçe söylememiz lazım. Bir, dini her şeyi malzeme yapanlar Türkiye'de dinin altına uymuşlardır. Böyle bir anlayış dinede dinsizle hizmet eder. İki, Türkiye'de sürekli olarak dini aşağılayarak bir şey yapmak isteyenler var. Din dediği zaman kimya sponsorlar var. Bunlar da yanlış yapıyor. Bu da ne olmuştur? Böyle bir çatışma ortamında, böyle bir çatışma ortamında bir takım ne olduğu belli olmayan, ne olduğu belli olmayan nevzul tipler çıkmıştır. Şimdi bu nevzul tipler ne diyorlar? Din adına bakın, İslam adına ve İslamcılık adına bugün diyorlar ki, bir, Kurtuluş Savaşı olmamıştır. Böyle diyor, Kurtuluş Savaşı olmamıştır. Peki, Kurtuluş Savaşı olmamış. Ya Allah aşkına, Kurtuluş Savaşı olmamış, ne olmuş? Bu Yunanlılar nereye gelmişti? Bu İngilizler nereye gelmişti? Ya bu Fransızlar hataya yemedi mi? Peki bak Kurtuluş Savaşı bu ne biçim fantazi bir şeydir? Bunun neresi bilgidir? Neresi aydın olmaktır? Bu ne hasiyetsizliktir? Bunu İslam adına söylemenin, İslam adına söyleme kimin hakkındadır? Bu nereden çıktı ve bunu İslam adına söylüyor? İslam böyle bir şeye malzeme yapmış. İki diyor ki bu zorakilerde Türk diye bir millet yoktu. Ne oldu? Efendim zoraki dayaklarına dönük olarak sahte bir ulus inşa edildi. Allah'tan kork ya. Allah'tan kork. Bakın şimdi. Şimdi biz sürekli olarak bizim siyasilerimiz ya da imanın 1071'de işte Anadolu toprakları fethedildi. Dolayısıyla Türkler derler. Halbuki bakın Milattan önce 3. bin yılın 2. yarısından itibaren bir yazılı belge var. Bu Çivi yazısıyla yazılmış bir belge. Efendim orijinali Çivi yazısı. Bunun burada numarası da var. Nerede bulunduğu da, rakamı da var. Orada Akkad dediğimiz bir devlet yapılanması var. Akkad. Akkadlar savaş yapıyorlar. Anadolu'da savaşlar yapıyorlar. Kiminle savaş yaptığını yazmış. Kiminle savaş yaptığını yazmış. Bunun tarihi milattan önce 2350, 2150. Bu efendim kralın ismini verelim. Bu Hattuşaş Aşilinde bulunuyor.
Burada numarası var. 15. satır. Sil yazısıyla yazılı. Naremsin. Naremsin. Kral bu. Anadolu'daki bir takım krallarla savaş yapmış. Bu savaşların ismini veriyor. Belgede 8. sıraya kadar efendim isimler yok. 15. sırada ta o zaman Anadolu'da bir Türk kralından bahsediyor. Bir Türk hükümdarından bahsediyor. Burada ismini veriyor. Yani bu 1071 meselesi değil. Onun için Atatürk Türklerin tarihinden bahsederken efendim biz asırlardır buradayız derken yapmış olduğu vurgu buna dönüktür. Ve bu bir belge. Dolayısıyla biz bu coğrafyada Anadolu'da 1071'den itibaren değil mi? Daha önceden buralarda varız. Kaldı ki 1071'den beri de daha muhkem üstünde biz varız. Bu topraklarda Türk milleti vardır. Ama eğer kimliğini gizleyerek Türk milletine dönük olarak hınzınız varsa, kiminiz varsa İslam'ı kullanarak bunu yapamazsınız. Buna bu millet izin vermeyecektir. Çünkü İslam bizim dinimizdir, bizim hasiyetimizdir. Kimse İslam'ı bu açıdan kullanamayacaktır. Ha, kaldı ki, şimdi şöyle bir şey var. Bir noktada burası, vuruş yapacağım. Her zaman da bağışlarım lütfen böyle şeyler olursa ben dayanamıyorum. Yani kusura bakmayın. Ya bizim dinimizde bu Amerika Birleşik Devletleri'nin ne var? Bunlar yüz yıldır, asırlardır bizim dinimizi tasfiye etmeye çabalar mı bunlar? Yok etmeye çabalar mı bunlar? Bu Haçlı Seferleri babalarına aynen mi yaptılar? Bunları yaptılar değil mi? E peki, şimdi bunları yapan adamlar bu İslam'la niye bu kadar ilgileniyorlar? Niye ilgileniyorlar? Şimdi rant diye rant korporasyonun iki tane raporu var. Birisi 85 defa rapor. Sivil İslam, 2.3 üst üste, Sivil İslam, Partners, Resources ve Strategies. Birincisi bu. Bu 85. Bir diğer raporu 217 sayfalık bir rapor. Bu link modern mazlum yapmış. 217, iki tane rapor. Raporu hazırlayan heyet. Şimdi bunlar Türkiye'de ne yapacağız? Diyor ki, geleneksel ve köklerimizi İslamcıların hatalarını deşifre etti. Onların tasfiye edilmesi için basında bunların üzerinde çalışacak adam buldu. Bunların yönetim noktasında eksikliklerini ortaya koydu. Hatalarını ortaya koydu. Peki öbür tarafa ne yapacağız? Laik ve anti-Amerikancı milliyetçi kesimi. Laik, anti-Amerikancı milliyetçi kesimi din karşıtı düşünceyle besler, İslam öncesi mitolojilerle besler. Ne yapacağız şimdi? Böyle yapacağız. Peki ondan sonra ne yapacağız? Küresel sistemin parçası olmak isteyen, İslam anlayışı için platform oluştur. İnternette görüşlerini yay. Gelişmelerini besler. Sufi ve geleneksel İslam'dan uygun adamları buraya aktar. Yayın yapmaları için, telif yapmaları için maddi katkı sağla. Ve bunların çeşitli basın ve yayın organlarındaki görüşlerini yücel. Ne olacak? Ondan sonra laik ve anti-Amerikancı milliyetçi kesin bunların üzerinde bir kültürel kontrol sistemi kurmasını sağla. Bunu yaparken bunlar millete dönsün desinler ki bakın bunlar sizin dininize karşı, imanınıza karşı biz Müslümanız, bizi tercih edin. Bu ortamı oluştur diyor adam, rapor yazıyor. Ve şimdi ben bu rapora bakıyorum, Türkiye'de olup bitenlere bakıyorum. Sanki aşağı mumuzu da fotokopi sayımız. Türkiye'de olanlarla efendim, raporda yazılanlar bu kadar birbirine uyuyor. Ya arkadaş, yani ben anlayamıyorum ya bu okuyan, yazan, çizen, aydın olan insanlar bunları ortaya koyup bunları efendim konuşmak öbür taraftan da ne oluyor? Bunlar konuştuğu zaman adı ergen okuruz oluyor. Peki biz ne yapalım? Söyle anam ben nereye geldim? Kime derim anlatayım? Bu ülkenin etnik meselesi yoktur arkadaşlar.
Denen mesele yoktur. Bunlar küresel emperyal güçlerin uydurduğu sahte bir inşaattır. Kalıcı devlet dediğimiz sistemler, devlet dediğimiz yapılar sosyolojik sistemlerdir. Sosyolojik sistemler millet oluşturan tek unsura dayanmaz. Ortak unsurlara dayanır. Ve bizim Türk kültürü ortak unsurdur. Biz Çanakkale'de, Dumlupınar'da, her yerde, bütün Vasfı Seferler'e karşı Kürt-Türk, öyle bir şey yok. Ortak anlamda mücadele verdik. Bir olduk, biriz. Bugün de bir olacağız. Yeter ki bu psikolojik ayrışmayı tezgahlayarak aramızdaki bir çatışma üretiyorlar. Bu çatışmayı derinleştirmeden ve ortak noktalarımızı sürekli efendim gündemde tutarak, ortak noktalarımızı sürekli gündeme getirerek kardeşlik duygumuzu, bu topraklarda bağlılığımızı ve en başta da emperyal güçlerin iki aşılmaz duvarıdır. Biri Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Milli devlettir. Şimdi bu İslamcılar diyorlar ki bizim efendim milli devlet bizim barajımızdır. Onu açtığımız zaman iş bitecektir. Burada kayıtlar var. Milli devlet diyorlar ki bizim barajımızdır. Onu açtığımız zaman iş bitecektir. Çünkü neden? Milli devlet ve cumhuriyetin kuruluş vesilesi emperyalist güçlere karşı bizim duvarımızdır. Siyasi duvarımızdır. Bizim bağımsızlığımızın siyasi sembolüdür ve haysiyetimizdir. Diğer taraftan İslam bizim manevi duvarımızdır. İslam bütün yapısıyla, bütün ifadeleriyle Sayın Başkanım, hiçbir şekilde İslam özel bir dinden yana değildir. Özel bir din dilini, ortak din dilini değil. Kur'an'ın ortak dili vardır. Ey insanlardır, ey iman edenlerdir, ey falan cemaat, ey falan grup demez Kur'an. Kur'an'ın ortak bir dili vardır. Ortak misyonu ve ortak amaçları vardır. Ortak amaçları hak ve hukuktur. Kur'an'a göre sadece düşmanlık zulmeden yapılabilir. Zalimlere düşman olabiliriz. Ve zalimlere düşman olmayanlar da kendilerine zulmederler. Dolayısıyla bugün bu coğrafyada zulüm inşa edenlere karşı düşmanlığımızı gösterip tavrımızı koymamız lazım. Bunu yaparken de felsefe olarak yapmamız lazım. Hukuk içinde yapmamız lazım ve bilgiler yapmamız lazım. Atatürk'ün ifadesiyle konuşmamı sonuçlandırıyorum. Felsefeye cevap vermek lazım. Bizim sorunumuz felsefesizliktir. Bizim sorunumuz sosyolojik yetersizliktir. Bizim sorunumuz dışarıda üretilen stratejik modellerin farkında olmamaktır. Bizim sorunumuz aşırı derecede saflığımızdan kaynaklanan dışarıdan tehcil edilen şeylerle çabuk cepheleşmektir. Bunlara önüne geçmemiz gerekiyor. Burada bir hususa da değiniyorum. Ondan sonra izin alacağım, kusura bakmayın. Bilal Şimşir Bey'in, efendim ben daha önce bu Anadolu'daki bu misyon hareketlerinin hem bu etnik inşayı Anadolu'daki misyon hareketlerini yaptığını ortaya koymak istedim. Hatta bu Ermeni ve efendim Sünni Kürt çatışması diyorlar. Bunu da efendim bu misyon hareketlerinin ürettiğini ilişkin bu varlık raporlarında bazı şeyler aktarmıştım. Sayın Hocam'ın kitabına baktım. Aynı şeyler çok hukuklu bir biçimde ortaya konulmuş. Bu hem bana bir destek hem de Türkiye'de gerek bu Ermeni soykırım meselesi gerekse bu Kürtçülük meselesinin nasıl inşa edildiğini anlamak için bu kitabın ve Ali Tayyar Bey'in efendim kitaplarını da okumasını öneriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Heyecanımı bağışlayıp hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi bu beslenenler, arkadaş demiş ki layık, milliyetçi ve İslam öncesi mitolojiden beslenenler kimler demiş. Şimdi ben ülkede şunlar bunlar var değil de aynı şekilde bir ayrımcılık katkı yapmak istemem. Ben bir rapordaki ifadeden bahsediyorum. Ve Türkiye'de efendim şöyle bir sorun var. Bunun üzerinde duruyorum ve bunu aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Sorun şudur. Adını koydum. Bir taraftan İslam'ı her şeyi İslam'la izah eden. Efendim her şeyi için İslam'ı kullanan.
siyasette, ticarette, her şey İslam kullanır ve İslam üzerinden geçinen yapı var. Ha, bu yapı, bu yapı çok samimiyetsiz yapı olduğu anlaşılmıştır. Çünkü defalarca harp değiştirmiştir. Harp değiştirmiştir. Yani kişi harp değiştirmiştir. Günün şeytan dediğine bugün melek diyor. Öyle demiyor mu? Bunlara göre Avrupa Birliği şeytan değil mi? Biz demiyor muyduk ki ya biraz ayıp oluyor. Böyle de demeyin. Şeytan değil, demeyin. Ayıp oluyor. Demiyor muyduk? Şimdi bugün melek demiyorlar. Hatta efendim bütün özgürlüklerin orada geleceğini söylemiyorlar. İşte böyle bir yapı var. Yaralı bir, yaralı kilis dediğimiz böyle bir yapı var. Bir de şu var arkadaşlar. Bunu da böyle. Bir de şu var. Din dedim mi? İslam dedim mi? Sanki bu milletin ortak değeri değilmiş. Bir yerden indi. Bütün gerisini, bütün problemlerin unsuru girmiş gibi oraylara bakanlar yok mu bu ülkede? Ha, bu bakın. Milliyetçilik, milliyetçilik kari yorumudur. Milliyetçilik kari yorumudur. Kari yorumu ayrışmayı kabul etmez. Siz bütün unsurları ortak değerler silsilesinde oluşturuyor ve işliyorsanız siz milliyetçisiniz. Bunları ayırıyorsanız milliyetçi olamazsınız. Milliyetçiliğin temel kriteri budur. Dolayısıyla günü dışlı yapıp, günü dışlı adam milliyetçi olamaz. Olamaz. Cumhuriyeti siyasi geleneği dışlayan milliyetçi olamaz. Kültür tarihini dışlayan milliyetçi olamaz. Milliyetçi demek, insanlığın, Türk milletinin ortak ahlı olan bütün değerleri yeniden yorumlayarak var olmak isteyen insan demektir. Ha, bu ortak değerleri görmemiz lazım. Şimdi öbür taraftan diyor ki, ümmet meselesi arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de ümmet o kadar farklı bağlamlarda geçer ki, ben bu meseleye, derin bir meseleye girmedim. Çünkü burada bir tam karışıklıklara neden olmak istemedim. Şimdi ümmet, bir, Hazreti Muhammed'in ümmet olarak. Ümmet, millet zaten aynı kavramdır, aynı köktendir. Aynı köktendir. Ancak ümmet kelimesi aynı zamanda uçan kuşlar var ya, kuşlar topluluğu. Uçan kuşlar topluluğu, uçan kuşlar topluluğu için ümmet kavramı kullanılır. Anlatabildim mi yani? Ümmet kavramı Kur'an'da tek anlamda kullanılmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de millet kavramı da kullanılır. Ancak bakın bu soruyu Kur'an'daki lafz-ı manada değerlendirmeler yaparak belli bir noktaya gelebiliriz. Fakat şunu sormamız lazım. Efendim biz ümmetiz. Peki diyelim ki ümmetiz. Ümmet olarak bir araya geleceğiz diyorlar değil mi? Bir araya geleceğiz diyorlar. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz ümmetiz. Ne zaman ümmetlik? Osmanlı Devleti tam bir millet sistemidir. Millet sistemidir bakın. Çok değişik milletler vardı. Bu milletlerin önemli bir kısmı da Müslüman değil miydi? Ha. Dolayısıyla Müslüman olmak sadece din İbn-i Haldun ifadesidir. Zamanlar mevzu uzun ama İbn-i Haldun ifadesidir. Devlet, millet sistemi yani millet oluşturuyorsanız siz milleti sadece din oluşturmaz. Dolayısıyla bir ümmet mantığıyla çıkarak ne bir sistem geliştirebilirsiniz ne de devlet geliştirebilirsiniz. Böyle bir şey olamaz. İbn-i Haldun der ki bakın, etnik yapı da millet olmanın bir unsurudur. Din de millet olmanın unsurudur. Dil de bir unsurudur. Fakat bir milletin soy köken itibariyle tarihten getirdiği, illa ırk anlamında değil. Şimdi köken itibariyle kendimize Türk milleti diyoruz değil mi? Bu Türk milleti olma vasfı devlet kurma ve millet kurmada daha etkili bir unsurdur ve dinden de daha etkilidir diyor. Kim diyor bunu? İbn-i Haldun diyor. Ha, dolayısıyla yani bugün dünyaya bakın. Din olarak aynı din, aynı mezhebe bağlı olan birçok devletler vardır. Kaldı ki mezheplere bağlı olarak devletler vardır. Eğer biz dine göre, ümmete göre, mezheplere göre olursak o zaman Türkiye'de baksa o kadar devlet olması lazım. O kadar sistem olması lazım. Ben burada belki anlatamadım ama bir cümleyle anlatmak istiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Millet ve devlet sistemi bütün ortak değerler üzerinde şeydir. Dolayısıyla buradaki özel farklılıklara dikkat edilmez. Eğer özel farklılıklara dikkat edilirse, mesela diyelim ki 8 tane unsur var. Bunların içinden sadece dil alarak bir ayrımcılık yapamazsınız.
Sadece bir din olarak ayrımcılık yapamazsınız. Efendim sadece bir kültür unsurunun devresi olarak ayrımcılık yapamazsınız. Çünkü devlet dediğimiz varlık, devlet dediğimiz sistemin ontik temeli, varlık temeli millettir. Ha, bu millet de birçok ortak değerler üzerinde vardır. Şimdi bu işte ayrımcılık çerçevesinde şimdi soruyu soralım. Çanakkale'de hepimiz birlikte değil miydik? Hepimiz birlikteydik. Niye mücadele birlikte yapmadık? Bugün Türkiye'de sosyolojik manada o zaman söyleyelim anlaşılsın. Mesela diyelim ki adam ekonomik faaliyet yapıyor. Türkiye'de ekonomik faaliyet yapıyoruz hepimiz. Türkiye'de herhangi bir grubun ekonomik faaliyet yapmasına izin verilmediği bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Telhan'dan ekonomik faaliyet yapamaz. Böyle bir şey var mı? Yok. Bak yok. Sosyolojik olarak yok. Yani sahte iş olduğunu anlatıyorum. İki, diyelim ki siyasi manada seçimler var. Seçimler var. Bu ülkede uzun süredir seçimler oldu. Telhanlar bu seçime katılamazlar diye bir şey oldu mu? Telhanlar seçime katılamazlar. Bir takım olağanüstü haller oldu. Orada herkes mağdur edildiyse mağdur oldu. İttifak gördüyse ittifak gördü. Hepimizin problemi. Ama Telhanlar seçime dahil olmaz diye bir şey oldu mu? Olmadı. Peki, bürokratik zemine bakalım. Devlet dediğim bu. Bürokratik zeminde, efendim Telhanlar Türk bürokrasisinde görev yapamaz diye bir şey oldu mu? Böyle bir şey var mı? Yok. Peki Türkiye'de bürokratik kesimi incelediğimizde bugün gönüzlülük yapanlar, yapmayanları demiyorum. Gönüzlülük yapanlar, dikkat etsinler, Türkiye'de bizi yönetenler, bürokrasinin içerisinde yer alan insanlar bütün bağlamına sahiptir. Böyle bir ayrımcılık yoktur. Peki bir takım haklar serserisinde, Telhanlar şu haklarını kullanamayacak diye devlet tarafından, otorite tarafından üretilmiş bir şey var mı? Yok. Geriye ne kalıyor? Geriye kalan şey şudur. Efendim ben diyor ki, işte dilim var, ben dilimi konuşacağım, şunu yaparsam, bunu yaparsam. Dilin konuşulmasında bir sıkıntı yok. Şu andaki problem, geldiğimiz nokta, devletin resmi kanalında efendim farklı bir din yayın yapmasıdır. Devletin resmi kanalında bak. Resmi olmadığı müddetçe olabilir. İnsanlar dillerini konuşabilirler ama sadece dil, devlet olmanın, millet olmanın bir unsuru değildir. Bunun altını çiziyorum. Ve Türkiye'de hiçbir kimseye bu manada ayrımcılık yapılmamıştır. Bir takım efendim kriz dönemleri, sıkıntı dönemleri olduysa da bu hepimiz için geçerli olmuştur. Dolayısıyla bu sahte inşadır. Sanırım biraz şimdi ve bu tarihlerinde bu işin üzerinde durduğu zaman meselenin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Beni bağışlayın. Vaktim yoktur. Teşekkür ediyorum efendim.